Hep böyle bir bahaneler, bahaneler, bahaneler gelir. Ee, i̇stediğim şey o kaosun içinde. Benim zaten sanata yaklaşım biçimimde böyle bir bakış açısı hiçbir zaman olmadı. Ee, neden koreografım? Yani bir zihnimdeki o dünyanın, e, böyle kafamdaki o gezinen tasarımların, çevremde gördüğüm her şeyi daha böyle açık görerek bakmayı ve onları bir alana yerleştirmeyi seviyorum. Ben sadece koreografım, korkmayın. Çünkü... Ee, o yüzden böyle işte o top dediğiniz şey o, yani bir sekiyor. Evet. Ee, şimdi koreograf olmasaydınız ne ol, olurdunuz? Oyuncu, yönetmen, yazar yani ya da e, dizi senaristi. Bahçıvan olurdum. Bahçıvan. <laughs> Alanı tamamen dışına çıkardım. Ne Disiplinliyimdir. En, e, Yok. <laughs> e, disiplinliyim. Başka bir e, alana alan dan böyle bir kendi dili olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden şeyi söylemiştim kendime. Ben artık seçmek istiyorum. Evet. Kaçtınız? Yani evet. Ben o etiketlerin hiçbirine sahip olmak istemiyorum. Kahveyi çayı yaparken, onu özgün ve yaratıcı bir şekilde yaptığı zaman o sanat olmuyor mu? Kahveyi. Yani işte Bence şöyle bir şey, kendi ilk sesiyle yüzleşmek isteyen her insan cesaret eder. Seks işçileri tepelenmiş çöplerin üstünde otur oturuyorlardı. İşemiyorum. Yani zaten başıma ne o bir cesaret ve hiçbir şey bilmiyorum. Çok cahil olduğum bir şey. Zaten artık orada yaşamaya dair bir motivasyon olmadığı olmadı, için bari o ilk adımı atmak yeterince bir, bir motivasyon oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Yani bu sürecin her günü ağlamak. Her gezmekle ilgili sana en çok yöneltilen sorular ne oldu? Bir kadın olarak nasıl cesaret ediyorsun? Olay tacize uğradım. Aa. Evet e, Türkiye'de burada Aa. işte bu başıma geldi hatta böyle e, şikayet edilmişim köyümüzden biri geçiyor sırt çantalı terörist midir nedir diye jandarma geldi beni karakola götürdü. Aa.